Merhabalar, sesim geliyor mu? Arkadaşlar, kontrol edebilir miyiz? Evet, sanırım ses problemimiz çözüldü. Ben sunumumuza başlıyorum tekrardan. Ufak bir sıkıntı yaşadık, teknik bir arıza yaşadık. Ben şimdi sunuma tekrardan başlıyorum. Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum webinarımıza. Bugün sizlerle birlikte sizlere Ignition webinarımız olacak. Ignition'ı anlatacağız. Ben Batuhan Aygün, satış ve iş geliştirme mühendisi olarak görev almaktayım ATS'de. Ekip arkadaşlarımla beraber hazırladığımız sizlere özel hazırladığımız Ignition demomuz olacak. Bugün sizlere onu göstereceğiz. Özellikle enerji tüketimleri, MES çalışmaları üzerine bizim kendi geliştirdiğimiz bir demoyu sizlere aktarmış olacağız. Ignition tanıtımını yapacağız. Ardından soru cevap kısmıyla webinarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Biz ATS olarak kendimizi akıllı dijital dönüşüm için bağımsız çözüm sağlayıcı olarak tanımlıyoruz. Biz bu noktada sizlere akıllı dijital dönüşüm derken neyi kastediyoruz, bağımsız çözüm sağlayıcı derken ne anlatmak istiyoruz, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle grup yapısı olarak biz 1986 yılında Hollanda'da kurulan otomasyon işleriyle başlayıp gelişen teknoloji birlikte büyüyen ve yazılım temelli bir firma haline geldik. 35 yılı aşkın tecrübemiz, 2000'den fazla mühendisimiz, 28'den farklı ülkede ofisi bulunan, 100'den fazla ülkede iş geliştiren bir firmayız. Biz ATS Türkiye olarak 2010 yılında kurulduk ve 2010 yılından bu yana da bir 40 kişilik bir mühendislik ekibiyle sizlere destek ve sağlıyoruz. Sektör olarak baktığımızda en çok çalışma sağladığımız sektörler başta otomotiv olmak üzere havacılık ve savunma sanayi, ayrıca gıda ve paketli ürünler ve kimya sektörünü sayabiliriz. Bunun akabinde bu sektörlerde otomasyon ve robot teknolojileriyle birlikte büyük hat kurulumları gerçekleştiriyoruz. Dijital kalite tarafı ATS'nin elinin kuvvetli olduğu alanlardan birisi. ATS'nin kendi yazılımları dijital kalite üzerine diyebiliriz. Mesmon ve PLM tarafında ise Siemens'in ürünlerini söyleyebiliriz. Bir sonraki ekranıma geçiyorum. ATS olarak bizim çalışma şeklimiz. Bu şekilde webinarlar, seminerler düzenleyerek, siz değerli sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek, onların ihtiyaç duyduğu, dijital dönüşümde ihtiyaç duydukları yönelime danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Sizlerin gerektiği noktada saha ziyaretlerini sağlıyoruz, gerektiği noktada online çalışmalarla, online toplantılarla birlikte neye ihtiyacınız varsa sizin ihtiyaç duyduğunuz çözümü sizlere sağlamaya çalışıyoruz. Aslında bu noktada hem akıllı dijital tarafını burada aktarmış oluyoruz, hem de partner bağımsız olduğumuzu burada göstermiş oluyoruz. Çünkü biz bugün Siemens'le proje geliştiriyoruz, aynı zamanda Ignition'la proje geliştiriyoruz. Müşterimizin neye ihtiyacı varsa onların ihtiyaçları doğrultusunda dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Danışmanlığı sağladıktan sonra bir proje haline getiriyoruz. ATS ile birlikte çalışmak istediğiniz takdirde bunu proje haline getiriyoruz ve hiçbir yazılım teknolojisi tak çalıştır olmayacağı için, bir entegrasyon gerektirdiği için sizlere özel ekranlar tasarlayarak, sizlere özel entegrasyonlar yaparak yazılım geliştirme noktasında çalışmalarımızı sağlıyoruz. Ardından grup yapısında bahsettiğim gibi üzerinde güneş batmayan bir organizasyonumuz olduğu için 7/24 destek hizmeti sağlayabiliyoruz. Burada McKinsey'nin bir görselini göreceksiniz. Sizlerin ihtiyaç duyduğu üretkenlikte artış talebi olabilir, bakım maliyetlerinde azalma olabilir, öngörü hassasiyetinde artış, kalite maliyetinde azalma veya duruş sürelerinde azalma gibi taleplerinizin nasıl anlatılabileceği, nasıl geliştirilebileceği üzerine sizlerle beraber yaptığımız çalışmaların görseli burada aslında. Eğer ki siz duruş sürelerinde azalma istiyorsanız, makine esnekliğini artırmak, yönlendirme esnekliğini artırmak, öngörücü bakımı artırmak gerekmekte. Veya siz üretkenlikte artış talep ediyorsanız akıllı tekne enerji tüketimini artırmak gerekiyor. Akıllı enerji tüketimi üzerine bugünkü demomuza bir örnek göstereceğiz. Enerji tüketiminin nasıl olduğunu ve bunun nasıl verimliliği artırdığını anlatmış olacağız. Sizin ihtiyaç duyduğunuz dönüşüm neyse biz sizlere bunları sağlamaya çalışıyoruz aslında. Global referanslarımıza baktığımız zaman ATS global olarak kesikli üretimde Nissan, Ford, Tesla, Yamaha, Rolls-Royce, MAN,
Scania, Volkswagen, Mercedes gibi dünyanın en çok önde gelen otomotiv firmalarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu firmalar hem ATS'nin kendi yazılımlarını, kalite kontrol yazılımlarını hem de diğer partnerleriyle, partnerlik yapısıyla beraber getirdiği çözümleri kullanmaktalar. Sürekli üretimde ise Unilever, Coca-Cola, Pepsi, Pledis en büyük iş ortaklarımızdan biri. Nestle yine en büyük iş ortaklarımızdan biri. Bu firmaları şöyle Türkiye'de de işler geliştiriyoruz. ATS olarak, Türkiye olarak biz kamu ve finans eğitim tarafında çalışmalar gerçekleştirmiyoruz. Ama buna ihtiyaç duyduğunuz noktada kurabiye ekiplerimizin desteğiyle de bunu da sağlayabiliyoruz. Türkiye'deki referanslarımıza baktığımız zaman MES tarafında Akko Otomotiv, Togg, Maxt en önemli karşımıza çıkan iş ortaklarımız. Yine Ford bizim en büyük iş ortaklarımızdan biri. Orada ATS'nin kendi yazılımları koşmakta, aynı zamanda orada robotik otomasyon tarafında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. PLM tarafında Siemens'in RDNR çözümü için Petrofsi, Kansai Altan, Pladis, Unilever en büyük iş ortaklarımız. Divan keza yine öyle. MES tarafında ise yine Beyçelik de karşımıza çıkmakta. APS çözümü Siemens'in bir diğer çözümü olan, o da Rekor Kauçuk ve Opsan'da karşımıza çıkıyor. Bugün sizlere aktaracağımız Hyundai'de, Ignition'da da en büyük projemiz Hyundai'da gerçekleştirmiştik. Benim anlatacaklarım şu an için bu kadar. Batuhan Ergün, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben sözü ekip arkadaşlarım Ömer Bey'e bırakıyorum. Ömer ve Tuğba Hanım'a bırakıyorum. Keyifli seyirler dilerim sizlere. Selamlar herkese. Sesim geliyor mu? Tamamdır, başlıyorum o zaman. Merhabalar herkese. Ben Ömer Faruk Yalçın. ATS Global'de Application Engineer olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Ignition team'in bir parçasıyım birlikte. Ignition'la güzel projeler geliştiriyoruz. Bugün de sizin için hazırladığımız güzel bir demomuz var. Sunumun ilerleyen dakikalarında göstereceğiz. Şimdi birazcık Ignition'ı kağıt üzerinde göreceğiz. Ignition nedir? Neler yapabilirden konuşacağız. Daha sonra da neler yapabildiğini bizim demomuz üzerinden ya da sizin zaten halihazırda perspektif demo yazarak internetten bulabileceğiniz Inductive Automation kendi hazırladığı perspektif demosundan, eğer süremiz kalırsa, bu kısmı inceleyeceğiz. Başlamadan önce bir Inductive Automation mindsetinden, mentalitesinden bahsetmek istiyorum ki Ignition'la da bağdaştırabilelim, Ignition'ı daha iyi anlayabilmek için. Inductive Automation, Steve Ekman tarafından 2003 yılında kuruldu. Steve Ekman'ın zaten 25 yıl aşkın bir deneyimi vardı ve bu sürede geleneksel skalalardaki problemleri daha iyi hale getirmek ve IT ile birleştirmek için yeni bir skala teknolojisi yaratmaya karar verdi. Bu skala teknolojisine de geleceğin yeni skala platformu diye bir slogan koydu. Peki Ignition geleceğin yeni skala platformu sloganını karşılayabiliyor mu? Hep birlikte bakarak aslında karşıladığını da göreceğiz birlikte. Inductive Automation'ı 4 ana saç ayağına oturtursak ve bunu Ignition üzerinden yaparsak bunlar yeni teknoloji, yeni lisanslama, yeni iş modeli ve yeni etik model olabilir. Yeni teknolojiden bahsedecek olursak yeni teknoloji tarafını hardware ve software olarak ikiye ayırabilirim. Hardware tarafında örneğin Ignition tüm mobil cihazlarda, tabletlerde, masa üstünde veya endüstriyel ekranların hepsinde çalışabilir. Ayrıca mobil cihazlarımızdaki Android, iOS gibi altyapılarda ya da bilgisayarlarımızdaki Windows gibi altyapılarda kolayca açılabilir. Browserlarda örneğin perspektif modül için konuşursak browserlarda da projelerimizi hızlıca yayınlayabiliriz. Software tarafında da örneğin Python, Java gibi yazılım dilleriyle geliştirmeler yapabilir. Bunların kütüphanelerini Ignition'a dahil edebiliriz. Bağlantılarımız için sahadaki tüm akıllı cihazlarla OPC üyeler kullanarak bağlanabilir. Bütün database'lere veri basabilir veya oralardan veri okuyabiliriz. Yani gerçekten teknolojiyi yeniden takip eden değil, birlikte büyüyen bir tool. Yeni lisanslama modelinde Ignition'a bir tür modül sepeti olarak düşünebiliriz. Kendi lisanslamak istediğimiz modülleri alıp kendi özel platformumuzu yaratıyoruz aslında. Örneğin ben sadece perspektif modülü kullanmak istiyorum ve veri tabanlarıyla konuşmak istiyorum. Bu iki modülü alarak kendi özel platformumu yaratıp bunun üstünde çalışabilirim. Aynı zamanda da benim için maddi olarak çok da iyi olacaktır. Ekstra olarak maddiyat demişken Ignition'da bu konuda aşırı şeffaf. Şu an bile ben konuşurken girip internetten price kısmından baktığınız zaman ücretlerin ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Bizden de alacağınız ücretler zaten o şekildedir. Yeni iş modeli kısmına geldiğimiz zaman Ignition aslında
komünitesiyle aşırı interaktif çalışıyor. Komünitesi de oldukça güçlü. Eğer dizaynla hiç kullandınız mı bilmiyorum ama eğer kullandıysanız ve kafanıza bir şey takıldıysa bununla alakalı internete yazdığınız zaman göreceksiniz ki komünitede bunların hepsi yıllardır cevapları var. Cevapları olmayan şeyler için ise Inductive Automation'la çalışanların mutlaka inceleyeceklerine işe yararsa işte herkes tarafından isteniyorsa yeni versiyonlarında entegre edeceklerini açıklıyorlar. Örneğin ben bugünlerde gelip bir şeye baksam 2019 yılında şunu görüyorum. Bir şey Ignition'da var mı diye sorulmuş ya da eklenebilir mi diye sorulmuş. Inductive Automation çalışanları örneğin şu şekilde açıklamalar yapıyorlar. 7.8 versiyonunda yok ama inceledik 7.9'da, 8.0'da bu versiyonlarda entegre edilecek. Ya da komünitede bir şey öneriliyor ve bu oylanıyor. Eğer birinci, ikinci sırada gerçekten güçlü bir öneri ise Inductive Automation diyor ki biz bu öneriye gelecek versiyonlarda Ignition'a entegre edeceğiz. Yeni etik modelinde ise bildiğiniz gibi piyasada birçok büyük firma var. Inductive Automation gibi girişimler de başarılı oldukça onları kendi bünyelerine katmak, birlikte çalışmak ya da onları yönetmek istiyorlar. Yeni etik modelinde Ignition diyor ki ben de büyük bir oyuncu olacağım. Benim projemde, şirketimde yapısı belli, sabit. Değişiklik olmayacak. Ignition ürünüm çok kuvvetli. Bu piyasadaki büyük oyunculardan birisi de benim. Inductive Automation'dan biraz bahsettik. Yavaş yavaş Ignition'a doğru girelim. Ignition'ı kimler kullanıyor? 21 seneden fazla sektörde hizmet veriyor. 150'den fazla çalışan var. Inductive Automation'ın Fortune 100'de şu an %57 bilmiyorum ama %63 kadar şirket Ignition kullanıyor. 500'de ise %30'dan fazlası yani %50'den fazlası Ignition'ı kullanıyor. Bu da birçok endüstride müşteri network'ün çok güçlü olduğunu gösterir. 150 ülkeden fazla, 2500'den fazla entegratör tarafından kurulumu devam ediyor. Entegratör programına gelirsek artık global olarak biz de Ignition'dır. Premier entegratörüyüz. Program levelleri aşağıda görebilirsiniz. Ayrıca da 2023'te Top 10'de ikinci sıradaydık yan tarafta. Görebildiğiniz gibi zorlu bir sertifikasyon programı vardır. Bu entegratörlüğü inductiveautomation.com'da görebilirsiniz. inductiveautomation.com demişken inductiveautomation.com'da ayrıca eğer Ignition alırsanız bir Inductive University kısmından self education yapabilirsiniz. Eğer ben hiç Ignition bilmiyorum, hiç dizaynı kullanmadım, perspektif modülü nedir, vision modülü nedir, bunları öğrenip kendim bir şeyler inşa etmek istiyorum diyorsanız Inductive University üzerinden tüm videoları izleyerek, testleri geçerek bir credential sertifikasına sahip olabilirsiniz. Kolaylıkla da orada hub bilgileri kullanarak güzel projeler inşa edebilirsiniz. Siz Ignition'ı kullandıkça kendinizi daha yetkin bir developer olarak gördükçe Core ve Golden sertifikalara da gene başvuru sağlayabilirsiniz Ignition üzerinden. Bunları da bitirme projeleriyle elde edebiliyoruz. Ignition nedir, neler yapabilir'e değinecek olursak biraz, şu ana kadar biraz daha kağıt üstü geldik ama neler yapabiliyor? Yani mesela dedik ki SCADA platformu dedik ama gerçekten sadece SCADA platformu mu? Hayır. SCADA, IoT projeleri, MES'ler, belki de Basic HMI'ler bunların hepsini Ignition üzerinden yapabiliyoruz. Bu yaptığımız ekranları alarming, reporting modülleriyle konuşturabiliyoruz. Ya da belki fabrikamızda başka enterprise'lar var, ERP'ler var, dışarıdan aldığımız MES'ler var, fabrikanın içindeki takımın yaptığı MES'ler olabilir. Bunlarla da gene Ignition'ımız kolaylıkla konuşabiliyor ve tüm bunları da yaparken mobil cihazlarımızda da kendi desktop'larımızda da kolayca yayınlayabiliyoruz. Burada bir ISO 95 otomasyon piramidimiz var. Level 0'dan level 4'e kadar. Hemen hızlıca bir anlatayım level 0'dan 4'e. Production Process'te level 0'da inputlarımız, output'larımız yani sensörlerimiz, sinyallerimiz var. Sonra level 1'de bu sensörleri, sinyalleri, bilgileri kullanarak lojik inşa ettiğimiz PLC'lerimiz. Level 2'de ise bu lojikleri manipüle ettiğimiz ve veya izlediğimiz SCADA'lar, HMI'ler bulunuyor. Level 3'te yine fabrikayı genel süreçlerini denetleyebileceğiniz Manufacturing Operation Management'lar, yani belki bakım yönetim sistemleri, belki MES'ler, belki sadece bir prosese odaklanmış harici uygulamalar olabilir. En üstte de gördüğünüz gibi ERP yani Planning, Logistic, SAP gibi uygulamalar. Peki Ignition bu piramitte nerelerde? Aslında 0'dan 3'e kadar doğrudan, level 4'te ise dolaylı olarak rol alıyor. Level 0-1'den aslında zaten biz ham datayı sahadan çekiyoruz ve Ignition Designer'da bu datayı kullanıyoruz. Dolayısıyla 0-1 bizim için çok değerli. Sıfırdan PLC yaratamayız ya da sensör yaratamayız ama bunların bilgilerini kullanarak level 2 ve 3'teki uygulamaları yaratabiliriz. Ayrıca da burada yarattığımız uygulamalarla kullandığımız datalarla gene ERP'mizi konuşturabiliriz. Sunumun bu kısmında arkadaşlarımız birkaç soru soracaklar size.
görebiliyorsunuzdur sanırım. Ben göremiyorum. Tamamdır, gelmiş birinci soru. İlk soru sonlandı zannediyorum. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soru da tamamdır. Üçüncü soruyu cevaplayacağız şimdi. Tamamdır. Sorular sonlandı zannediyorum. Şimdi piramitten de bahsettiğimize göre bir sonraki slaytımıza geçebiliriz. Igniton platformunun öne çıkan özelliklerini burada görüyoruz. Hepsini teker teker bahsetmeye gerek yok ama Inductive Automation 4 ana sacayından bahsederken yeni teknolojiden bahsetmiştim. Örneğin platformlar arası uyumluluk, her cihazdan yönetilebilirlik bunları direkt olarak sağlıyor. Örneğin yeni lisanslamadan bahsetmiştim. Sınırsız lisanslama modeli, modüler yapılandırılabilirlik gibi özellikler buradan aslında saç ayaklarıyla nasıl eşleştiğini görebiliriz. Şimdi bunları detaylandıracağız zaten. Burada zaman kaybetmeden geçelim. Sınırsız lisanslama nedir? Benim de daha önce başıma geldi. Başka bir SCADA uygulamasında örnek veriyorum ki farazi 5.000 tek kullanmıştık. Dedik ki bu proje ilerleyebilir. Biz 10.000 teklik bir satın alma yapalım. 10.000 teklik ama orada şöyle bir problem oluyor. 10.000 teklik bir satın alma yapsak dahi eğer o proseste bu proje gerçekten güzel çalıştıysa diğer bölgelere de entegre etmek istiyoruz. Ve sonra durmadan tek çok büyüyen bir satın alma istemediğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Ve bunlar aynı zamanda kullanıcı ve geliştirici açısından da bizi sınırlandırıyor çoğu zaman. Ya da sınırsız satın almalarda çok daha yüksek fiyatlar geliyor. Ignition'da böyle bir şey yok. En başta bahsettiğim gibi ilgili kullanmak istediğiniz modülleri satın aldıktan sonra projelerinizi yaparken sınırsız tek, sınırsız kullanıcı, sınırsız geliştirici ile proje büyüklüğü fark etmeksizin istediğiniz projeyi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Yüksek bağlanabilirlik yine yeni teknoloji ayağında bahsettiğim ya da Ignition platformun ilk sayfasında bahsettiğim gibi Ignition touch panellere, bilgisayarlara, mobil device'lara çok hepsine kolayca bağlanabilir. Ayrıca PLC'lere kendi native driver'lar üzerinden ya da OPC UI ile kolayca bağlanabilir. Database'lere işte örnek vermek gerekirse MS SQL, MySQL, PostgreSQL, MongoDB gibi database'lerin hepsine bağlanıp data çekebilir. Tüm bu klasik şeylerin yanında da aslında Ignition MQTT Broker olarak, MQTT Distributor olarak kullanılabilir. Web servisler üzerinden API'ler yazılıp diğer projelerle konuşabilir. MES'lerle, ERP'lerle yine dediğim gibi Ignition konuşabilir, yüksek bağlanabilirlik sağlar. Hızlı geliştirme ve tasarım imkanı sağlıyor. Ignition Designer'da drag and drop ile tasarım var. Yani hazır komponentlerimiz var. Sürükle Burak'la her işimizi görebileceğimiz büyük projeleri hızlıca oluşturabiliriz. Veya ben kendi geliştirmelerim, kendi skriptlerimi yazmak istiyorum. Bu bir web design demiştin. O zaman HTML, CSS
CSS, HTML, CSS kullanmak istiyorum. İşte bazı Python kütüphanelerim var. Bunu içeri entegre etmek istiyorum diyorsak o da oluyor. Özel grafikler ve animasyonlar oluşturabiliyoruz ve tüm bunları yaparken de gene sınırsız geliştirici ve kullanıcı sağlanıyor. Ignition'dan buraya kadar bahsettik ama bir architecture'da da aslında Ignition nasıl çalışıyor'a bakmak gerekirse şuradan hemen seçimimi yapayım. Bu Central Server bizim Ignition'ımızı kurduğumuz ve Gateway'imizin bağlı olduğu server. Bu server üzerinden biz PLC'lere az önce de dediğim gibi native driver'larıyla ya da Kepler gibi işte OpenSUSE kullanarak bağlanıp bir data havuzu oluşturabiliriz. Bu datalara ulaştıktan sonra da projemin içinde ben bu dataları bir database'de kaydedeyim. Daha sonra geçmişi görebileyim, analiz yapabileyim ya da database'de benim hazır tablolarım var. Onları içeri çekip datalarda, projelerde kullanabileyim diyorsak gene işte örnek verdiğim gibi MS SQL, MySQL, MongoDB gibi database'lerden kolayca data çekip Ignition Designer'da bir proje oluşturulabilir. Bu projeyi oluşturduktan sonra esnekliği sayesinde tüm desktop'ta da, tabletlerde, mobil device'larda bunları hızlıca yayınlayabiliyoruz. Yayınlamanın ayrıca bir avantajı da örneğin biz sizinle birlikte bir proje yaptık ya da Ignition Designer'ı siz aldınız, siz bir proje yaptınız. Bir sayfada bir hata gördünüz, sayfaya bir ekleme yapmak istediniz ya da işte bir data bağlarken bir syntax hatası oldu, sayfada error görüyorsunuz, bir bakım yapmanız gerekecek. Burada da herhangi bir software veya hardware sıfırlamanıza gerek kalmadan biz uzaktan ya da gelerek düzelttiğimizde ya da siz ufak bir dokunuş yaptığınızda sadece web browser kendini 2-3 saniyede yenilediğinde bu tekrardan entegre olmuş olacak. Bu da kolay bir yayınlama sağlıyor. Ignition modüllerine şöyle bir genel bakış atarsak, Ignition satın aldığımız zaman şu platform kısmında gördüğümüz tüm özellikleri de satın almış oluyoruz. Harici olarak benim kullanmak istediğim modüller burada listelenmiş. Örneğin ben Visualization için web browserlarda yayınlamak istediğimden dolayı Ignition Perspective kullanacağım. Ya da sadece masaüstü uygulaması yapmak istiyorum. Vision, tamamen bir web development yapmak istiyorum ve browser gibi modüller alabilirim. Data logic kısmında işte taglerimin historisini tutmak istiyorsam tag history'in alarm notification kısmında belki de sahadaki alarmlarımı SMS olarak ilgili kişilere yönlendirmek istiyorsam SMS notification gibi modül satın almaları yapabilirim. Ya da bu temel şeylerin yanında işte daha önce bahsettiğim gibi yüksek kullanılabilirlik kısmında bahsettiğim gibi MQTT broker olarak, MQTT distribütör olarak kullanabiliriz. Ya da belki de MES partner modüllerle birlikte Ignition'ımızı kullanabiliriz. Şimdi Visualization'dan bahsettim. Görselleştirme için aslında Ignition Designer'da iki adet farklı modül var. Bunlardan bir tanesi bir Vision, diğeri Perspective. Vision'ı bir masaüstü uygulaması olarak düşünebiliriz. Mobil device'larda, tabletlerde yayınlanmayan, masa üstlerinde çalışan bir uygulama gibi. Ama ben sahada tabletlerimde, işte mobil device'larımda bunu görmek istiyorum, telefonumda bunu görmek istiyorum diyorsak o zaman Ignition Perspective kullanmalıyız. Peki Ignition Perspective kullanmak, mobil device'larda bunu kullanmak bize neler sağlıyor? Yani belki ben sahayı izlemek istiyorum ve mobil device'ıma göre ekranım desktop'umda çok daha büyük. Neden mobil device kullanmalıyım kısmı var. Perspektif neden daha iyi bu konuda. Buna göz atalım. iOS ve Android'de zaten yeni teknoloji kısmında her altyapıda çalışabildiğini, mobil cihazlarda yayınlayabildiğimizden bahsetmiştik. Buraya geçelim. Bu işte tam mobilde kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Mobil cihazımızda işte örneğin mikrofonumuz, işte GPS'imiz, haritamız, kameramız, belki QR kodlarımız, belki scannerlarımız var. Bunları kullanarak sahadan bir veri çekebiliriz. Bizim mobil device'ımıza direkt olarak Ignition projesini uygulaması üzerinden yüklediğimiz zaman belki de bir 5S kontrolü yaparken fotoğraf yüklememiz gerekecek. Belki sahada bir QR kod okutmamız gerekecek. Bunlar için sadece telefonumuzun kamerasını kullanmak yeterli olacak. Herhangi bir ekstra hardware'a gerek kalmayacak. Web tarayıcılarında da zaten bahsettiğim gibi her web tarayıcısında kolayca yayınlanabiliyor. Sahadaki bir linke girebilen, bir web browser açabilen, internete gerek olmadan sadece ilgili ağda bulunan tüm tabletlerden görüntülebilir. Vision ve Perspective'de ayrı ayrı böyle genel baktığımız zaman Vision'ın aslında mavi çizgiyle gördüğümüz kısımda kontrol room'lardaki desktop'larda, e-channel'larda Perspective ise onlara tablet ve telefonla birlikte eşlik ediyor. Bu kısım şimdi bitti. Biraz daha uygulamalara göz atacağımız kısma geçiyoruz. Sanırım bir soru gelmiş. Ona bakalım.
Soruyu okuyayım. Webinara gecikmeli katıldım. Mevcut makinelerde aynı IP adresine sahip CPU'lar bulunuyor. Bunları Ignition ile entegre olduğunda aynı IP adresine sahip CPU'larda IP adresini değiştiremediğimiz için veri ayrıştırması nasıl olur? Bunun için Ignition üzerinde nasıl bir çözüm üretmek gerekir? Ignition aynı IP'ye sahip yerlerden veri çekemez. Yani çakışma olacaktır. Onun için de tahmin ettiğiniz gibi. Onları aynı ağda örnek veriyorum 192.168.0.1, 192.168.0.2 gibi olması lazım ki CPU'ların çakışmadan veri çekebilelim tek driver üzerinden. Şimdi perspektif demodan devam edeyim. Bu kısımda demo app'lerimiz var. Bunu siz kendiniz de girerek aslında inceleyebilirsiniz perspektif demo kısmında. Ama bizim kendimizin zaten hazırladığımız bir demomuz var. Burada uygulama olarak neler yapılabilir, nasıl çeşitlendirebilirden bahsedeceğim. Sadece perspektif demoda birkaç konuşmak istedim. Yani var. Oradan hemen hızlıca kendi demomuza geçeceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir genel istatistika ekranı görüyoruz. İşte motor gerçekten gerçekçi bir motor şeklinde yeşil renkli pompalar birbirinden farklı renklerde çok gerçekçi bir şey konulmuş. İşte LED display'lerle dolu ekran, tanklar farklı vesaire kalın borular görüyoruz falan. Bir geleneksel SCADA var. Burada aslında verileri görüyorum. Çok verimsiz bir ekran diyemem. Ama Ignition bize ne tavsiye ediyor? Diyor ki benim projem çok büyükse bu tarz dizaynlar ki birçok firmada büyük projeler kullanılıyor. Bu tarz dizaynlar ve verilerle birlikte ben yüksek bir performans elde edemem. Yüksek performans elde edebilmem için daha basit tasarımlar, herkesin ilk baktığında hemen analiz edebileceği, görebileceği ekranlar tasarlamam gerekiyor. Çünkü şunu hedefliyor. Hiç kimsenin hiç bilmediğimiz bir proje açtığımızda hemen baktığımızda genel bir overview izleyip bir fikir sahibi olabilmeliyiz. Peki bu ekranda gördüğümüz verilere oranla bu ekranda farklı olan şey ne? Aslında burada da işte görüyorum ki neredeyse yarısına kadar dolu. Burada da gene tank bir verisine bakıyorum. Neredeyse yarısına kadar dolu. Burada ekstra bazı bilgilerimiz var. Örnek veriyorum. Tamam 45 litrem var ama ben üst sınırımı alt sınırımı koymuşum ve son 24 saatte ya da 5 saatte artık hangisine göre ayarladıysam bir sparkline grafikle son saatler içerisinde giderek azaldığını hemen hızlıca izleyebiliyorum. Herhangi ekstra bir ekran açmama gerek kalmıyor. Ya da gene pompaların işte bilgilerini, hertzlerini incelerken bakıyorum işte çok yüksek seviyelerde kalmış, alt seviyelerde kalmış bir problem olmuş olmamışı hızlıca anlayabilmem lazım. Bazı ayrıntılara da hızlıca sahip olabilmek önemli şeyleri de hemen analiz edebilmek için önemli. Özellikle state renkleri de çok önemli. Burada çalışan beyaz, sarı ve kırmızı olarak durum renklerine temel yani aslında dizaynına buradaki gibi işte griler, yeşiller, başka su maviler falan gibi şeylerle karıştırmadan çok basic renkler, temel renkler kullanıp bir genel yapı oluşturmayı tavsiye ediyor. Burada ayrıca Ignition'ın sağladığı güzel bir playback özelliği var. Oraya da değinmeden şöyle features kısmından birkaç komponente bakalım. Map komponenti konulmuş. Map komponenti bizim de Ignition demomuzda main page'imizde göreceğiz. Komponent grafiklerin yapıları burada görülebiliyor gene. Bunlardan zaten kullandık ve quality'leri, fault'ları birlikte izleyeceğiz. Hemen playback'i bir kullanalım birlikte. Playback özelliğini şöyle anlatabiliriz. Örneğin siz üretimde değilken gece vardiyasında bir problem oldu. Ne olabilir? Mesela borulardaki basıncı arttı, pompayı durdurmak ya da pompanın herzini değiştirmek zorunda kaldılar. Belki borularda bir problem oldu. Tanktaki sıvı çok uzun süre kalacağı için mikserleri ekstradan çalışmaması gereken bir zamanda çalıştırdılar. Bunu rapor verdikleri zaman tamam ben kontrol edeyim diyebiliyorsunuz. Hemen historical'a gelip örneğin bu diyelim ki saat ne zaman olmuş olsun? Hani 11.20'de olmuş olsun. Ben artık burayı aslında tam o saatte SCADA'mda neler olmuş gibi simüle edebiliyorum. Şuradan hızını arttırabiliriz. Tıpkı bir YouTube videosu gibi. Aslında durumu gördüğünüz gibi 4'er saniye atlayarak ben burada simüle edebiliyorum. Genel olarak zaten özelliklerimizin hepsi bizim kendi demomuzda var demiştik. Demo hepsilere de eğer kendi demomuzdan zaman kalırsa değinmeye çalışacağım. Şimdilik perspektif demodan ATS olarak kendi yaptığımız Ignition demomuza geçelim. Şimdi Ignition demomuzda senaryo nedir? Bunu anlamamız gerekiyor. Burada ilk önce main page'imizde bizi 4 farklı plan karşılıyor. Aslında şöyle düşünebiliriz. ATS Türkiye olarak biz bir firmayız ve Türkiye'nin dört bir yanında fabrikalarımız var.
ilk girdiğimizde map komponentini kullanarak üzerlerine birkaç tane işte layer koyarak yerlerini belli ettik ve bunların içindeki datalara üstlerine tıklayarak geçmek istiyoruz. Peki biz burada plantlerin hepsini aynı mı yaptık? Hayır. Ignition'ın esnekliğini göstermek, süreçlerin farklılaştırılabileceğini göstermek, işte bazı fabrika süreçlerini farklı farklı analiz edebilmek için her bir şehre koyduğumuz fabrikayı aslında farklı bir prosesi temsil edecek şekilde yaptık. Şimdi şöyle bir tesislere genel olarak neler koyduğumuzu anlatmak gerekirse overview'dan. İzmir'de bir su arıtma, fırın, boyahane prosesi var. Adana'da bir enerji analizör dashboard'u göreceğiz. Bu dashboard'u nasıl tasarlayabiliriz? Bir ufak bahsedeceğim aslında. Trabzon tarafında bir basic, temel bir bakım yönetim sistemi anlatacağız. CMMS kopyası gibi basic halini anlatacağız. İstanbul'da ise bir MES projesi. OEE bilgilerini nasıl kullanırız, nasıl görselleştiririz, bir line'lara nasıl bir overview yaparız. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bir soru gelmiş. TSMC'de Profibus haberleşmeli eski CPU'larımız bulunmakta. Ignition'da Profibus'tan direkt veri çekme ile ilgili hazır bir altyapı var mı? Şimdi biz mesela şöyle yapmıştık bir projemizde. Direkt olarak haberleşme akıllı cihazların veya PLC'lerin hepsine bağlanabilen driverlarımız var doğrudan. Olur ki Ignition bunlardan bir tanesine bağlanamaz veya sağlayamazsa, örneğin işte Kepware gibi uygulamalarla bir araya aslında taşıyıcı koyup gene bir data havuzu kolayca oluşturabiliyoruz. Şimdi başlamak istediğim İzmir'den başlayalım. İzmir'e girdiğimizde bizi bir dashboard karşılıyor. İzmir süreçlerimizi de şuradan hemen yukarıya alalım. Üç farklı tesisimiz var diyelim. Bir atık su, işte fırın ve de EED prosesi. Bu proseslerde çalışan panellerimizi, PLC'lerimizi, işte sensörlerimizi burada bir dashboard'da genel olarak görebiliyoruz. Gene aşağıda ufak bir table'dan analiz görebiliyoruz. Bunları aynı şekilde filtrelemek mümkün. Örneğin MS-FUT'a geldiğim zaman işte level sensör 7 tane aktif olduğunu görüyorum. Bu panellerin hangilerinin çalışır durumda olduğunu, burada bütün paneller çalışıyormuş. Örneğin hangi PLC'lerin çalışır durumda olduğunu görebiliyoruz. Gene overall'u aldığım zaman burada hangilerinde arıza olduğunu, hangilerinde bakım olduğunu bu ufak dashboard'tan hepsini kolayca analiz edebiliyoruz aslında. Şimdi birazcık süreçlerimize dolanalım. Nasıl yapmışız bir bakalım. Az önce perspektif demo kısmında baktığımız gibi burada da aslında bir high performance tasarıma odaklanıldı. Tasarımlar olabildiğince basic ve anlaşılabilir yapıldı. Örneğin burada işte bir PNID filtre görünümü var. Üzerine geldiğimizde tool tip ile filtre bilgisini alabiliyoruz. Bu yapıda bir line direction'dan görebildiğiniz gibi soldan sağa doğru giden bir süreç var. 7 tane tankımız var. Pompalarımız var. İlgili tankların pH bilgilerini görüyoruz. Şöyle bir hızlıca göz attığımız zaman. İşte set değerlerini, ilk chill değerlerini görebiliyoruz. Ve az önce bahsettiğim gibi aslında Sparkline'la hemen baktığım zaman bu son 24 saatte neredeyse full gittiğini bu tankın görebiliyorum. Bazı kırmızı yanan, bazı beyaz yanan pompalarımız var. Bunda bir fault olduğunu, burada pompaların doğru çalıştığını hızlıca anlayabiliyorum. Gene fanlarımızda herhangi bir sorun yok. Örneğin tanka bakalım. Tankın artık biraz daha detaylı bilgilerini inceleyelim. Hemen baktığımızda görebiliyoruz bir süredir üst temiz seviyesi ama levellerimiz neymiş? Örneğin buradan historical data son bir gün içindeki tüm datamı kolayca bu times chart üzerinden okuyabilirim. Ya da biraz oynamalar yapıp hemen şuradan saatimizi mesela değiştirelim. Buradan oynamalar yapıp datamız bilgileri gene filtreleyebiliyoruz. Ya datamızı real time olarak görebiliriz. Real time olduğunda biraz daha oynak oluyor tabii gerçek zamanlı çıktığı için. Burada gene real time görmek mümkün. Aynı anda eğer burada bir arıza olsaydı gene alarm tarafında aktif olarak görünecekti. Tekrar bu sayfamızda aslında bir comment room yok ama birkaç pompa gezelim örneğin. Yine aynı yapıyı göreceğiz. Burada mesela pH'ta ya da aslında aynen. Dijital veri olan table'lardan bir tanesini açalım. Pompanın çalışma durumu. Pompa run'dayken ya da fault'tayken neler olmuş?
genel bir şekilde time'da ya da historical olarak görmek mümkün. Bu sayfaya da geçelim, biraz hızlanalım. Yine Owens sayfasında set actual değerleri görüyoruz, fanları görüyoruz. Fanlara hiç bakmamıştık. Gene fan yapısı burada da aynı. Burada bir comment uygulaması olmadığı için genel olarak bir dijital sinyal izlemek mümkün. Ya da fanların içindeki humidity'leri, dereceleri analog olarak kolayca görebiliyoruz. İki tane verinin olduğu yerleri de açalım. Örneğin set değerini bu şekilde filtreleyebilirim. Waste Water'da da comment göstereyim. Comment göstermeden önce de aslında tabirlerinde grafikleştirmede farklı bir örnek olarak burada kullandığımız şeyden burada biraz da Sparkline'a göre ne zaman olmuş, kaç litrede olmuş daha detaylı analiz edilebilir. Bu şekilde tasarımlar mümkün. Örneğin bu Wi-Fi'yi açalım. Wi-Fi açtığım zaman comment vermek istiyorum. Ama bana diyor ki login olmadın. Login olalım. Değiştirmeyeceğim. Teşekkürler. Örneğin pompaya az önce Wi-Fi tıklamıştım ama pompaya gidelim. Out durumda çalışıyor. Modunu değiştirelim. Manuel yapıyoruz. Manuel moda geçtiğini görüyoruz. Tekrar yapalım. Out'u manuel yapmadığımızda pompa kapanacak. Pompa gri hale geldi. En son out oluyor. Sistemi bozmayalım. Sistemi hızlı bırakalım. Yine mikserlerimiz, wiper'lerimiz aynı şekilde çalışıyor. Temel basic ve performans yapıda tasarlanan bir tanesi. Hemen main dönelim. Fazla zaman kaybetmeden. İzmir'e bakmıştık. Trabzon'dan bahsetmiştim. Trabzon'a demiştim ki bir basic bakım yönetim sistemi var aslında. Trabzon'a girdiğimiz zaman ne yapmışız? Bir press line, basic bir press line sayfası hazırlamışız. Demişiz ki 3 tane hattımız var, 9 tane press'imiz var, 6 tane de pick and place robotumuz var. Bu sayfayı aslında biraz daha bakımda olan cihazlarımız neler diye overview verebilmek için koydum. Örneğin ben bir bakım work order yaratayım. Birlikte yaratalım. Work order diyelim ki press yağlanma. Bir description yazalım. Press hidrolikleri yağlanma. Bir bitirme zamanı seçelim. Bir vardiya içinde bitecek diyelim. Order type'a mekanik diyelim. Birinci hattaki birinci pres ekipmanını benim tarafından ama farklı alışık tarafından bakıma alalım. Status in progress olarak düştü. Ömer Faruk Yalçın burada bakımı yapacak dedik. Overview'a geldiğimiz zaman da bakımdaki presi direkt olarak sinyal üstünden görüyoruz. Peki ben burada bir update yapmak istiyorum. Yağlamaya Ömer'e atamıştım ama Ömer revire gitmiş. I2'ya kaldı. In progress'i alalım. Ona da gene bir vardiyalık zaman verelim. Bir update yapalım yani. Assigned'da update olduğunu görüyoruz. Ben belki de yanlış bir work order açtım. Hemen bunu silelim. Sildiğimiz zaman overview'da gene artık burası bakımda değildi. Görmek mümkün. Bu kısımda aslında bahsedecek şeylerden bir tanesi de buradaki work order table direkt olarak SQL ile MS SQL ile konuşuyor. Yani buradaki table, MS SQL'deki table'ın bizim yarattığımız bir demo work order table'ın aynı yansıması diyebiliriz. Burada kolay bir query binding ile ufak bir bağlama yaparak birkaç küçük script ile ignition kolayca demiştik ki yüksek bağlanabilirlik, yüksek teknoloji tüm veri tabanlarından kolayca veriyi çekebiliyor. Aynı zamanda da bir work order yarattığımızda boş bir work order yaratayım ben. Fazla zaman kaybetmemek için. Bunu da bir completed diyelim örneğin. Bitirdik. Artık bu work order yaptık. Bu work order history'e düşecektir. Bu da bize ne sağlıyor? History'de aslında daha önce ben bir yere bakım yaptıysam bu bakımı nasıl yapmışım? Description'dan okuyup yağlamam yapmışım. Yağlama esnasında bir sorun mu olmuş? Parçamı değiştirmişim. History'den bunları görmek mümkün. Tekrar main screen'imize dönelim. Şimdi de bir Adana fabrikasına geçelim. Adana fabrikasında da şöyle bir senaryomuz vardı. Fabrikanın çeşitli yerlerinde enerji analizörlerimiz var. Bu enerji 4 farklı arayadan enerji analizörünü çekiyoruz. Total consumption'ları, arayalar özel consumption'ları izliyoruz. Bunları aylara bölüyoruz. Bu dashboard'da veri görmeye gayret ediyoruz aslında. Girdiğimiz gibi böyle bir dashboard bizi karşılıyor.
Dashboard'da hemen sektörler bazında harcamalarımızı görebiliyoruz, consumption'ı görebiliyoruz. Hemen bir bar chart'ta yine sektörler bazında consumption'larımızı görebiliyoruz. Arayalara özel hangi haftalarda ne kadar harcamalar yapılmış bir table'a yansıyor ve tamamen Planet Enerji Consumption'da burada haftalık olarak görmek mümkün. Ben yukarıya ufak bir filtreleme attım. Mesela bunu Ocak ayı olarak yapmıştım. Şubat ayına geldiğimizde de veriler gene dinamik olarak Ocak-Şubat arası değişiyor. Aylara göre yine SQL'den konuşarak bunları filtrelemek mümkün. Total consumption'lar da gene dinamik olarak değişiyor. Aslında burada basic gibi görünen bir tasarım. Eğer web dizayn yapsaydık HTML'lerle, CSS'lerle boğuşmak durumunda kalacaktık. Buradaki konteynerları oluşturmak için HTML'ler kullanacaktık. Burada PyChart'ımızı download yapmak için belki JavaScript'ten chart.js kütüphanesini çekecektik. CSS'de buradaki ufak transition'ları yapmak için işte efektler, animasyonlar ekleyecektik. Ama bunların hepsini hani daha önce birkaç slide önce anlattığım drag and drop tasarımla sadece işte diyorum ki bir flex container çek, içine bir pie chart at, içini boşalt, options kısmından ayarlıyorum ve hızlıca bir front-end dizaynda yapmak mümkün. Şimdi 3 tane planetimiz arasında gezindik. İstanbul'a geldik artık. İstanbul kısmında da ufak bir line overview göreceğiz. Bunlar üzerinden MES, basic bir MES demosu gibi düşünebilirsiniz. O iyi bilgilerine ulaşacağız. Not okay, okay verilerine bakacağız. Birlikte İstanbul tarafına göz atalım. Evet. Burası çok renkli tatlı bir ekran. Bu ekranı seviyorum. Özellikle şöyle baktığımızda yeşil yerleri, sarı yerleri, kırmızı yerleri görüyoruz. Peki bu line'lar nedir? Burada toplam 20 tane line var. Burayı bir fabrik olarak düşünürsek her line kendi bazında 3 ana kısma ayrılıyor. Burada gene line direction'ı görebiliriz. Robotla başlayan bir süreç manuel olarak devam ediyor. En sonunda assembly ile bitiriliyor. Bu ekrana baktığımda bir üretim mühendisi, üretim lideri olarak neler görebiliyorum? Aslında burada line'ların durumlarını yani aşağıda legend'da göründüğü gibi kırmızıyla stop, yeşiller running, turuncuyla maintenance, sarıyla setup, maviyle de material waiting sebeplerinden dolayı statüsler görüyorum. 5 farklı statüs var burada. Örneğin YH20 hattında her şey yolunda, her şey running gidiyor. Aynı zamanda hatların üzerinde de ilgili line'lara bir OEE verisini overview üzerinden görmek mümkün. Peki ben burada statüsleri görüyorum. OEE'lerini de görüyorum. Ama o ilerle alakalı ya da hatların durumlarla alakalı daha ayrıntılı bilgi almak istiyorum. Bu ufak overview bana yetmiyor. Hemen F712 hattımızı seçelim. F712 üzerinden hat detaylarına gidelim. Şimdi hat detaylarında neler görüyoruz? 3 ana taraftan demiştik. 3 ana süreç var demiştik. Birisi robot, birisi manuel, diğeri de assembly. Assembly tarafında mesela buranın stop olduğunu gene içeriden görmek mümkün. Bunları çevirelim. Robot gene manuel ve robot tarafları running devam ediyor. Buradaki hedefleri görebiliyoruz. 639 piece hedefi varmış. Tabii buradaki bazı sayılar, o ilgiler falan rastgele geliyorlar. Biz rastgele seçtiğimiz için çünkü o ilgiler falan biraz düşük olabilir ya da burada hedef piece 384 iken burada nasıl 438 oluyor birbirine bağlı diyebilirsiniz. Biraz da rastgele sayılar gibi düşünelim. Ama yapıya baktığımız zaman aslında parça sayısını, availability'leri, performansları, quality'leri kolayca görmek mümkün. Üretilen miktarı ne kadarı not okay, ne kadar okay ya da good or bad. Ve bu hat hangi sebeplerden dolayı downtime olmuş bunları pie chart üzerinde görmek mümkün. Bu arada ben az önce comment tarafını kullanmak için login olmuştum. Bu da beni hatta atadı. Aslında burada bu hatta şu an Ömer Faruk Yalçın çalışıyor. Ayrıca ekstra downtime'lar oldu diyelim. Biz downtime yaratmak istiyoruz. Yani duruş yaratmak istiyoruz. Yine buraları kullanarak bir downtime sebebi seçip örneğin bir 5S denetimi var diyelim. 5S denetimi seçip işte şu saatler arası 5S denetimi oldu diyerek bir downtime yaratılabilir. Aynı şekilde work order kısmına bakalım. Diyelim ki ben robot 001 için robot 001 için bir manuel work order yapmak istiyorum.
diyelim ki no code'dur 1, 2, 3 customer birim için 150 miktarında 417 Kocaeli Çanakkale yapayım. Robot 001 için bir work order istiyorum. Work order'ımı yarattım ama work order'ım henüz başlamadı. Seçiyorum work order'ımı. Diyorum ki work order'ımı başlatın. Work order'ım başladı artık ve üretim başladı. Eğer ben bu sayıya ulaştım artık bunun bitmesi gerekiyor diyelim senaryomuzda. Yine bitirdiğim zaman start değil end değil. Bu tablonun da gene aslında bakım tarafındaki gibi SQL ile doğrudan konuştuğunu yani oradakinin birebir yansıması olduğunu düşünebiliriz. Doğrudan bağlı. Şu anda aslında ben bu butonlara bastığımda arkada bir SQL sorgusu çalıştırıyorum. Aynı şekilde belki benim fabrikamda artık kağıt yürek yok. Benim hedefim vardı ve sıfır atık projesiyle ben kağıtları kaldırdım. Tabloları kaldırdım. Ama gene bir kağıt lazım oldu bana. Ben bu tablonun bilgisini yazdırmak istiyorum. Work order details'a gelip burada bir yazdır diyebilirim. Ya da aynı şekilde burada start and work order diyebiliriz. Ya da bu work order oluşturdum ama buradaki malzemelerle alakalı daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak istiyorum. Ve mobile device'ımda Ignition'ın işte QR kod okuyucusunu kullanarak o detayları görmek istiyorum. Gene work order details kısmında bu QR kod okunarak mobilden onlara ulaşılabilir. Şimdi buraya fazladan work order oluşturduk. Üretimi zedelemeyelim. Kapatalım. Son olarak da burada aslında overview tarafında gördüğümüz hattı biraz daha böyle yandan daha animasyonlu, daha böyle görsellikle beslemek istedik. Böyle bir hat yaptık. Çünkü bu perspektif demo'sunda da otomotiv hatlarında böyle bir demosu vardı. Yani aslında burada Ignition bunu da yapabildiğini göstermek için tamamen. İşte animasyonlar, istersek burada bir robot çalışıyor, burada bir konveyör, gene maintenance durumundaki manuel kısmı buraya koyduk. Tam karşılıklarına gelecek şekilde assembly kısmında hattın sonunda örneğin buraya ufak bir animasyon yapmış olduk. Bunlar da yapılabilir şeyler Ignition adına. Şimdi şu kısımda şuralara değinmedim. Çok hızlı değineyim. Time series chart görmüştük. Hangi zamanlarda kullandığımızı görmüştük. Bir de power chart'ımız var aslında. Genel olarak tüm datalar üzerinde izleme yapabileceğimiz power chart olduğu için tahmin edersiniz ki biraz daha güçlü bir chart. Örneğin Tank 4, Tank 5 için levelleri seçelim. Bu levelleri buradan görmek mümkün. Gene buradan ayrıntılarına ulaşabiliyoruz. Zaman aralıkları yaratılabilir. Hemen belirli bölgeler için şuradan X-ray seçtiğim için seçtiğim zaman belirli bölgeler için bilgiler ulaşılabilir. Ya da ufak alanlar yaratılıp oralarda izlemeler yapılabilir. Burada yaptığım bir örneğin. Bu da gene kolayca büyütülüp küçültülüp kaydırılabiliyor. Hop, biraz hasta. Alarm tarafına da hızlıca bakarsak alarm tarafında da current alarms ve historical alarms olarak iki parçada tüm alarmlarımızı izlemek mümkün. Burada da user tarafında ayarlar yapılabilir. Sadece designer tarafında değil, user için de ayarlar yapılabilmesi sağlanıyor. Burada da işte priority'ler değiştirilebilir. Sadece high görmek istiyorsak filtrelemeler yapılabilir. Çok zaman kaybetmeden buraları hızlı geçiyorum maalesef. Hemen main screen'imize gelelim. Tüm projemizi hızlıca geçmiş olduk. Şimdi sonuna geldik. Siz sorularınız varsa onları yöneltirken biz de ekrana bir son bir anket sorusu vereceğiz. Daha sonra da bitireceğiz. Şu anda ekranda olması lazım sorunun. Birkaç soru gelmiş. O sorulara bakalım. Şimdi diğer soruları cevaplamış mıydık?
Ana ekranda şematik gösterimleri dışarıdan kendi prosesimize uygun iki boyutlu çizim gösterim yükleyebiliyor muyuz? Yoksa kütüphanemizden mi ne o söylüyorsak onu mu kullanmak zorundayız? İki boyutlu çizimleri SVG formatında yükleyebiliyoruz. Pardon. Benim şeyim ekrana kaydı. SVG formatında yükleyebiliyoruz. Esnek bir şekilde kullanabiliyoruz. Ayrıca da şunu göstereyim örneğin. Demin İstanbul tarafında bir animasyonumuz vardı. Burada gördüğünüz robot tamamen SVG formatında bir çizimdir aslında. Bu çizime ayrıca animasyon dahi eklenebiliyor. O esnekliği var. Hatta bu tarz bir projeyi de Ignition Exchange'de bulabilirsiniz. Orada da faydalı projeler var. Hemen diğer soruya geçelim. Bakım takibi nasıl yapılıyor? Bakım aşamaları manuel olarak mı giriliyor? Bizim yaptığımız demoda şöyle yaptık. Work order'a geldiğim zaman, bir kredi work order dediğim zaman aslında buradaki her şeyi manuel olarak giriyorum. Ama ben bunların bazılarını otomatik de yapabilirim. Örneğin ne yapabilirim? Overview tarafında bunu göstermedim ama işte şunu da yapabilirdik. Mesela ben Press 2'ye bakım yapılacağını biliyorum. Press 2'ye tıkladığım zaman direkt olarak Line 1 Press 2 ekipman kısmını artık seçmeme gerek yok. İşte bu kısmada mesela Press 2'den görevli bir kişi vardır. Ömer Faruk Yalçın bu kişiden görevlidir. Onu direkt Assign to olarak atayabilirim. Yani bu tamamen bizim yaptığımız şey var. Bunlar biraz daha basic tasarımlar. Geliştirilebilir olduğunu gösteren temel tasarımlar, temel projeler. Biz ekledikçe bu projeler daha kapsamlı, daha büyük hale gelir. Şimdi son soruya gelelim. OI quality performans hesaplanırken dışarıdan okey not okey parça adedi mi giriliyor? Şimdi gelelim oraya. Aslında burada hesaplamalar yapılırken okey not okeylerde şöyle diyebilirim ki ya bizim burada yaptığımız sayılar tamamen tabii ki şey random sayılar. Kepler üzerinden çektiğimiz datada rastgele bize sayılar bas ve bizde bazılarını not okey olarak gerçekçi bir proses gibi gösterelim dedik. Ama şunu almak mümkün. Örneğin sizin hattınızda örneğin şuradaki hat gibi bir takip yapılıyordur. Her adımda bir scan etme durumu vardır. Ve işte manuel kısımdan sonra bir problem oldu. Artık o ürün not okey, kalite problemi oluştu. Orada scan ettiğimiz zaman bu ürünü not okey olarak tanımlayabiliriz. O zaman bu datayı direkt olarak Ignition kolayca çeker. Bu gene projeyi bizim tasarlayış şeklimize bağlı olarak kullanılır, geliştirilir. Dediğim gibi bunlar temel basamakları. Biz gerçekçi olsun diye rastgele veriler basıyoruz aslında. Ama sahadan sizin o veriyi çekebilmeniz scannerlarla ya da işte traceability artıracak diğer projelerle belki de benim anlattığım gibi mobil device'ın üzerinden QR kod okuyarak o adımda problem, kalite problemi yaşadığını bildirdiğinizde o bilgi çekilerek o OI'de hesaplamasına katılır. Okey, not okey parça adedi olarak. Profibus haberleşmeli soruyu da cevaplamıştık anladığım kadarıyla. Onun haricinde bir soru yok sanırım. Başka sorusu olan var mı? Cevaplayalım birlikte. Projede demoda gösterelim. Konuşalım. İnteraktif olsun. Yoksa yavaş yavaş biz de bitireceğiz sanırım. Artık zaten süreyi de biraz aşmışız. Ozan Bey sunum için teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz Ozan Bey. Bu arada hani bir sorunuz vardır, feedbackiniz vardır, bana katmak istediğiniz bir şeyler vardır. Zaten satışçı arkadaşlar sizinle direkt iletişime geçiyordur. Siz de geçiyorsunuzdur onlarla. Ama bana da örneğin ulaşmaya çalışırsanız işte LinkedIn'den vesaire ulaşabilirsiniz. Şunu daha iyi yapabilirdim diyebilirsiniz. Ya da Ignition'la alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa bunları sorabilirsiniz. soru temel network ağı nasıl kurulmaktadır? Temel network ağı derken yani buradaki biz tüm bağlantılarımızı aslında gateway configuration üzerinden yapıyoruz. Ignition demo'yu indirmeyi aslında tavsiye ediyorum size. Orada gateway'de neler yapılabilir de bakabilirsiniz. Inductive Automation da aslında
önermiştim Induction Automation Üniversitesi. Orada örneğin PLC bağlantıları nasıl yapılıyor? SQL bağlantıları nasıl yapılıyor? Buradaki network architecture nasıl kuruluyor? Oradan görebilirsiniz. Kendi bilgisayarınızdaki MS SQL'lerde de MS SQL vardır örneğin bilgisayarınızda ya da MySQL. Bir bağlayıp oradan data çekmeyi, sonra belki de bir PLC sim kullanarak bir PLC simüle etmeyi, birbirine bağlamayı deneyebilirsiniz. Genel network ağda herhalde IT'ler kuruyordur diye düşünüyorum. Başka bir sorumuz yokmuş sanırım. Teşekkür ederim tekrardan dinlediğiniz için. Bitiriyoruz yayınlarımızı. Herkese iyi günler dilerim. Teşekkürler katıldığınız için. Tatile gidecekleri ya da dönenlere iyi tatiller. Görüşmek üzere.